Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde alfabemiz harfler, ünlü harfler, ünsüz harfler konusunu ele alacağız. Konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ve kanalıma abone değilseniz sevgili öğrenciler, abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Haydi konumuza başlayalım. Önce harf nedir? Onunla başlayalım sevgili öğrenciler. Harf, yazı yazmak için kullandığımız bütün işaret ve sembollere harf diyoruz sevgili öğrenciler. Yazı yazmak için birçok işaret ve sembol kullanıyoruz. İşte bunlar harf deriz. Harfe bazen ses de diyebiliyoruz. Harf ya da ses. İkisi de aynı anlama geliyor. Mesela o okul yazmak istediğimizde o bir işarettir ve harftir. Evet, kalem yazmak istediğimizde bunu kullanırız. İlk olarak balon yazmak istediğimizde ilk bu işareti kullanıyoruz. Bunların hepsine harf diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi bir takım karışık harfler geliyor gördüğünüz gibi. Birçoğunu biliyorsunuz artık. Öğrendiniz hepsini. Karışık olarak gelen bu harfler, işaretler diyelim daha doğrusu. Artık harf ve ses de diyoruz bunlara. Ama sevgili öğrenciler, bu harflerin belli bir sıraya göre dizilmiş bütününe biz alfabe diyoruz. Belli bir sıraya göre dizersek bu harfleri, o zaman biz buna alfabe diyoruz. Alfabede bir kural vardır sevgili öğrenciler. Belli bir sıraya göre dizilmiştir. Bizim alfabemizde 29 tane harf vardır sevgili öğrenciler. İşte bu 29 harfleri büyük harfler ve küçük harfler olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi görmüş olduğunuz harfler büyük harflerdir. Yalnız büyük harfler, küçük harflerde ikisinde de sevgili öğrenciler, biraz sonra göreceğimiz ünlü ve ünsüz harfler olarak ayrım yapacağız. Bu ayrımdan sonra sevgili öğrenciler şunu göreceksiniz. Ünlü harfler tek başına okunabiliyor. Yalnız ünsüz harflerin sonuna E harfi getirerek okuyoruz. Evet, şimdi büyük harfleri gördük. Birazdan dikkat ederseniz ünlü harfleri tek başına okuyabildiğimiz ünsüz harflerden sonra da E getirdiğimizi göreceksiniz. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, H, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z olmak üzere alfabemizde 29 harf vardır sevgili öğrenciler. Alfabemizin birinci harfi A, sonuncu harfi de Z'dir sevgili öğrenciler. Evet, aşağıdaki sözcüklerin harf sayılarını yazınız diyor. Şimdi ilk okul sözcüğüyle başlayalım. Okul sözcüğünde kaç tane harf var? Sayalım. Her işareti birer harf olduğuna göre, evet, 1, 2, 3 ve 4 tane harf olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaş sözcüğünün harflerini sayıyoruz. Toplam 7 harf vardır. Mor 1, 2, 3 harften oluşmuştur. Sandalye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 harften oluşmuştur sevgili öğrenciler. En fazla harf olan sözcüğümüz sandalyeydi. 8 tane harften oluşuyordu. Şimdi alfabemizdeki harflerin de bir sırası var. Gördüğünüz gibi A birinci harf, Z ise 29. harftir. Şimdi size burada kodlama verilmiş. Burada harflerin sırasına göre sırası verilmiş o harfler yerleşiyor. 6. sıradaki harfi yerleştiriyoruz. E, 15'i yerleştiriyoruz. L, 16, M ve birinci harfi de yerleştiriyoruz. Sözcüğümüz elma sözcüğü ortaya çıktı. Şimdi harflerin sırası verilmiş ama harfler verilmemiş. Biz bunları yerleştiriyoruz sevgili öğrenciler. 12. harfimiz İ gördüğünüz gibi.
24T. Birinci harf A'yı yerleştiriyoruz. 20. harfe de P'yi yerleştiriyoruz. Kitap sözcüğümüz ortaya çıkıyor. Evet, diğer örneğimizi yaparken sevgili öğrenciler size şunu anlatmak istiyorum. Harflerin sırasını ezbere bilmemiz gerekiyor. Ya da bir hangisi hangisinden önce geliyor ya da sonra geliyor. Onu iyi bilmemiz gerekiyor. Daha sonra sözlük kullanırken, kelimeler ararken bu harflerin sırası işimize çok yarayacak. Kelimelerin sözlük sırasını bilmemiz de bize çok faydası olacak. Şimdiden harfleri sırasıyla ezbere öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Evet, birinci harfimiz A'yı yerleştiriyoruz ve 17. harf olarak da N'yi yerleştiriyoruz. Kelimemiz, gizlenmiş kelimemiz tavşan ortaya çıkıyor. Evet, alfabemizde 29 tane harf var demiştik sevgili öğrenciler. Şimdi bunları sınıflandıralım. Bu harflerin 8 tanesine ünlü, diğer bir deyişle sesli harf diyoruz. Sesli ve ünlü aynı anlama geliyor. Karıştırmayalım. 8 tanesi sesli ve ünlü harftir. Geriye kalan 21 harf ise sessiz yani ünsüz harftir. Sessiz de ünsüz de aynı anlama gelen iki kelimedir. Bunu da unutmayalım. Şimdi ünlü harfleri bir tanıyalım. Ardından ünsüz harfleri tanıyacağız sevgili öğrenciler. Ünlü harfler tek başına okunabiliyor ve tek başına da aynı zamanda birer hecedir. A bir ünlü harftir. E bir ünlü harftir. I, I, O, Ö, U ve Ü. Bunlar 8 tane ünlü harfimiz vardır sevgili öğrenciler. Ünlü harfleri sesli harf de diyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi. Ünlü harfler aynı zamanda tek başına birer hecedir. Şimdi 21 tane sessiz yani ünsüz harfleri ele alalım. Ünlü harfleri çıkardığımızda geriye kalan bütün harfler ünsüz harflerdir. 21 tane ünsüz harfimiz vardır. Şimdi bize verilen sözcüklerin ünlü harflerini yazalım sevgili öğrenciler. Dolap kelimesindeki ünlü harfler biraz önce gördüğünüz gibi. Evet, bakın ünlü harfler buradaydı. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü ünlü harflerini arıyoruz sözcüklerde. Şimdi dönelim tekrar. Dolap sözcüğündeki ünlü harfler O ve A'dır sevgili öğrenciler. Yeri gelmişken daha sonra bu konuya döneceğim, açıklayacağım ama kelimeleri hecelere ayırırken ya da hece sayısını ararken ünlü harflerini saymak yeterli olacaktır. Bunu da unutmayın. Bir kelimede kaç tane ünlü harf varsa o kadar hece vardır diyoruz. Mesela dolap. Gördüğünüz gibi iki kere söylüyoruz. İki heceden oluşmaktadır. İki tane de ünlü olduğunu görüyoruz. O ve A ünlüsü. Mesela güneş. İki tane ünlü harf vardır. Ü ve E. Hecelediğimizde de güneş. İki heceden oluştuğunu görüyoruz. Tren. Tek ünlü harf olduğuna göre tren de tek heceli bir kelimedir sevgili öğrenciler. Evet, en az ünlü harf olan kelimemiz tren, en çok ünlü harf olan kelimemiz ise hediye olduğunu görüyoruz. Hediyede 3 tane ünlü harf var, trende ise 1 tane ünlü harf bulunmaktadır. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.